Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kaysi, dereotu ve birkaç malzemeden hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım sizlerle. 300 gram kaysiyi yıkayıp temizleyeceğim ve sonra detaylı tarife başlayacağım. Kaysi bir de böyle denenmeli. Kesinlikle deneyenler pişman olmayacak. Neden normal yemek hazırlamıyorsun? Sürekli farklı lezzetler sunuyorsun diyenler olabilir. Ben Farklı lezzetleri hem tatmayı hem de denemeyi çok seviyorum. Özellikle tarif içerisindeki malzemeler birbirine çok uyumluysa değmeyin keyfime. 300 gram kayısının çekirdeklerini temizliyorum. Sonra birkaç parçaya bölüyorum. Kayısından güzel bir meze tarifi hazırlayacağım. Kayısı genellikle meyve olarak tüketiyoruz. Bu şekilde de hazırlandığında yiyenlerden tam not alacağını düşünüyorum. Kayısı hazır. Sıra geldi pişirme aşamasına. Tava içerisine önce kayısıyı, sonra zeytinyağını, üzerine biraz kaya tuzunu bir çay kaşığı kadar kaya tuzunu ekledim. Ve yüksek ateşte yaklaşık 5 dakika soteleyeceğim. Ne çok yumuşayacak ne de çiğ kalacak. Kaysi piştiğinde çok ayrı bir lezzet oluyor. İçerisindeki hafif tatlılığı zeytinyağı ile birleştiği zaman biraz da tuzu güzel bir lezzet oluyor. Dondurucu da bir yemek kaşığı dolusu çam fıstığı vardı onu da ekledim. Sürekli karıştırarak pişiriyorum. Yanma, yapışma olmasın. Her tarafı eşit pişsin diye. 5 dakika kadar pişirmiş olduğum kaseyi ocağın altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Tarif soğurken ben diğer aşamaya geçiyorum. 1 demet dereotu, yarım demet maydanoz, üzerine 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Özellikle bu aşamada süzme yoğurt kullanırsanız daha güzel bir kıvam yakalarsınız. Ben kıvamı yakalamak için biraz süzgeçten geçirdim hazırlamış olduğum karışımı. Bir diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Blender'dan çekiyorum. Dereotu ve maydanoz pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'dan geçireceğim. Bu aşamada gördüğünüz üzere hafif sulu bir kıvam aldı. Ben daha bir koyu kıvam elde etmek için süzdüm. Ayran gibi sıvı olan bölümünü içmek için ayırdım ve gördüğünüz gibi koyu olan kıvamını kullandım. Süzgeçten geçirdim. Yoğurdu ve dereotu maydanoz karışımını eğer ki Süzme yoğurt kullanmayacaksanız siz de süzgeçten geçirin derim. Hazırlamış olduğum soğuyan hafif pişmiş kaysiyi hazırladığım yoğurtlu karışımın üzerine döküyorum. Çok güzel yakışıyorlar birbirlerine. Lezzetinin görüntüsünden hiçbir farkı olmayan bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatıp paylaşmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Detaylı tarifi açıklamadan ulaşabilirsiniz. Başka lezzetlerde de tekrar görüşmek üzere.